LGS'ye hazırlıkta hiçbir şey için geç değil. Hızlandırılmış LGS dershanesinde genel tekrar videolarıyla konu eksiklerini kapatabilir, 3 ayda 10.000'in 10 üzerinde soru çözümü ve gerçeğini aratmayan LGS provaları yaparak sınava hazır bir şekilde girebilirsin. Üstelik hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %45'e varan indirimlerle seni bekliyor. Detaylar tonguçakademi.com'da. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte eğitim, kültür ve ekonomi alanında yapılan gelişmeleri öğreneceğiz. Bu alanda yapılan inkılaplar çok değerli. Biliyorsun Tonguç biz eğitimimize nasıl bir yön verdik? Milliyetçi. Harikası bak milliyetçi ve aynı zamanda inkılapçı davrandık. Milliyetçiydi. Niye? Çünkü eskiden biliyorsun böyle medreseler vardı. Bu medreseler... Medrese nedir hocam? Medrese şu evladım. Eskiden medreseler böyle dini eğitim veren okullardı. Azınlık okulları vardı. Ve aynı zamanda işte yabancı okullar vardı. Modern okullar vardı. Eğitimde birlik yoktu. Tevhid-i Tedrisat ile biz eğitimde birliği sağlayacağız ve neyi artırmaya çalışacağız sonuçta benim? Milli bilinç Harikasın. Bunu artırmak için de öncelikle gençliğe hitabeyi, İskal Marşı'nı, Türk bayrağını ve Türkçe derslerini Türk hocaların okuttuğu, tarih, coğrafya derslerini Türk hocaların okuttuğu bir eğitim sistemini kuracağız. Ve diyeceğiz ki artık biz eğitimde birliği getiriyoruz. tevhid Tedrisat ve artık Eğitimde milli bilinci artıran milliyetçi bir eğitim yapacağız. Peki bizim eğitimimiz ırkçı mı Tonguç Eladimenim? Hayır hocam. Harikasın. Hayır kesinlikle ırkçı değil. Burada şuna dikkat edeceğiz Tonguç Eladimenim. Aynı zamanda Batı'ya yöneldiğimiz için Arap harfleri yerine Latin harfleri getireceğiz ve bu Latin harfleri sayesinde Batı uyumumuz artacak. Bu da inkılapçılıkla alakalı. Bu arada bir şey daha var. Biliyorsun biz dünyanın en önemli ülkelerinden biriyiz esasında. Jeopolitik önemimiz. Dünyanın var. kalbiyiz hocam. Harika söyledin. Fakat burada şu önemli: bizi kapitülasyonlarla, bizi işte denizlerimizi kontrol altına alarak bizim ekonomimizi bitirerek esasında Osmanlı'yı son dönemde zor duruma düşürmüşlerdi. Dolayısıyla biz kapitülasyonların kaldırılmasından sonra Kabotaj kanunuyla, 5 yıllık kalkınma planlarıyla yerli malını koruyarak ekonomide de kalkınmaya gideceğiz. Ekonomimizi yine kurtarmaya çalışacağız. Bugün öğreneceğimiz konular çok önemli. Eğitim ve kültür alanına yapılan yeniliklere bakacağız. Bunların hangi ilkeyle alakalı olduğunu öğreneceğiz. Ve ardından da bu konuyu çok güzel bir şekilde pekiştirip LGS inkılap tarihinde en az bir net daha cebimize atmış olacağız. Bu arada hızlanma programımız 4 Mart'ta başlıyor. Mutlaka hızlanma programına katın arkadaşlar. Hızlanma denemeleri, LGS Matik, Paragrafons ve size hediye olarak verdiğimiz ana denemeleriyle birlikte süper bir kamp yapacağız. Bu kampta netlerimizi artıracağız. Kampa da bekliyoruz arkadaşlar sizi. Şimdi intromuz girsin. Arnavut'un mükemmel bir şekilde bu konunun detaylarını öğrenelim. Ve sonrasında da e, ödevlerimizi yapalım. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar bir eğitim alanında yapılan inkılaplara bakacağız. Bir de... Ekonomi alanında yapılan inkılaplara bakacağız. Sanayide, ticarette, madencilik yapılanlara bakacağız. Ama isterseniz önce eğitim alanında yapılanlara başlayalım. 3 Mart 1924'te eğitimle birlik kanunu gelecek. Ve sonrasında 1928'de harf inkılabı yapılacak. Harf inkılabından sonra okur yazar oranı artırmak için yetişkinlere yönelik millet mektepleri açılacak. Sonrasında milli bilinci artırmak için, milli kültürümüzü öğretmek için Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu kurulacak. Mustafa Kemal Atatürk bizzat bunların çalışmalarına katılacak. Ve 1933'te de Malçe diye bir adam gelecek ve diyecek ki sınavları getiriyoruz, sınav yapmalıyız. Okullara herkes torpille girmemeli, sınavlarla girmeli diyecek üniversite reformuyla. Şimdi ilk başta... Tevhid tedrisatla başlıyoruz. Tevhid birlik demek tedrisatta dersten geliyor eğitim. Eğitimde birlik kanunu. 3 Mart 1924'te biliyorsun halifelik kaldırılmıştı. Halifeliğin kaldırıldığı gün aynı zamanda tevhid-i terisat kanunu kabul ediliyor. Yani milli karma ve çağdaş eğitimi getirmek amacıyla ve milli kültürü korumak ve dolayısıyla neyi artırmak? Milli bilinç. Harikasın. Milli bilinci artırmak amacıyla biz tevhid-i kanunu getirdik. Ve bu direkt olarak ilk başta laiklikle alakalı çünkü karma eğitim geliyor ve çağdaş eğitim geliyor ve aynı zamanda herkes eşit eğitim aldığı için eşitlikle alakalı olduğu için halkçılıkla alakalı bir e, olay. Bak şu çok önemli. Eskiden Medreselerde dini eğitim veriliyordu. Askeri okullarda farklı eğitim veriliyordu. Azınlık okullarına farklı eğitim veriliyordu. Ama artık günümüzde bütün okullarda birincisi Türk bayrağı en üstte, gençliğe hitabe var, istiklal marşı var ve bütün okullarda Türkçe derslerini, tarih derslerini, coğrafya derslerini Türk hocalar öğretiyor. Sosyal bilgiler derslerini Türk hocalar öğretiyor. İster azınlık okulu olsun, ister modern okul olsun, ister devlet okulu olsun. Bu işte eğitimle birlikte sağlandı. Osmanlı döneminde eğitimle birlik var mıydı? Hayır hocam. Ama artık eğitimle birlik var. Gelelim harf inkılabına. Şimdi az önce bunu zaten dersimizin başında göstermiştik. Eskiden Arap harfleri kullanılıyordu. Biz Japon harflerine de geçebilirdik. Rus harflerine, Kiril alfabesine de geçebilirdik. Ama biz Latin alfabesine geçtik. Niye? Batı'da hep Latin harfleri kullanılıyor. O yüzden çağdaşlık ve milli kültür okuma yazma seferberliği için biz bu hedefle ne yaptık? Batı'nın harflerini kabul ettik. Bu ilk başta Batı'ya yöneldiğimiz için inkılapçılık ilkesiyle alakalı Tonguç Eladı benim. Ve aynı zamanda aynı zamanda biliyorsun bizde W yok, X yok veyahut da Q harfi yok. Aynı zamanda İngilizce'de de Ü harfi yok veyahut da Ç harfi yok, ee, işte Ş harfi yok, Ö harfi yok. Biz bu harfleri kendimiz ekledik, Latin alfabesine. Bu harfleri de çıkardık. Bu da dolayısıyla kendimize özgü bir alfabe oluşturduğumuz için milliyetçilikle alakalı Tonguç Elağdemem. Millet mekteplerinin açılması ise halkçılık ilkesiyle alakalı. Neden? Okur yazar oranını artırmak için. Şimdi okullarda çocuklar okullara gidiyor, öğreniyorlar yeni harfleri, yeni alfabe. Ama yetişkinler ne yapacak? Onlara da okuma yazma öğretmek için halkçılık ilkesi doğrultusunda yetişkin okullar olan millet mektepleri açıldı. Şimdi 1931 yılında Türk Tarih Kurumu kuruluyor. Türk Tarih Kurumu'nda temel amaç ne bilincini artırmak Tonguç Eylemi'nin? Milli bilinç. Harikasın. Milli bilinci artırmak. Çünkü biz geçmişe baktığın zaman Hunlar, Köktürkler, Uygurlar, Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklular, Türkiye Selçukluları, Osmanlı Devleti, Fatihler, Yavuzlar, Kanuniler. Çok güçlü bir tarihimiz var. Çok güçlü bir kültürümüz, çok güçlü bir milli kimliğimiz. ...var. Bunun araştırılması lazım... ...ve tarih bilinciliği, milli bilincin ...ortaya çıkması lazım. Bu direkt olarak... ...hangi ilkeyle alakalı? Şeyler mi? Milliyetçi. Milliyetçi diye bir ilke yok da milliyetçilik ilkesi var. Şöyle yazalım. Milliyetçilik ilkesi var. Bak burada çok önemli. Mustafa Kemal Türk milliyetçidir... ...ama ırkçı değildir. Yani bizim... E, ...kültürümüzü, bizim tarihimizi... ...bize öğretmek için Türk Tarih Kurumu'nun... ...çalışmalarına bizzat katılmıştır. Milliyetçi bir devlet kurulmasını istemiştir. Zaten Osmanlı Devleti'nin yıkılmasına sebebiyet... ...veren milliyetçilik... Osmanlı'da biliyorsunuz Sırplar, Rumlar, Ermeniler farklı farklı milletler vardı. Bunlar isyan etti. Osmanlı devleti dağıldı. Ama bu milliyetçilik isyanları yeni Türk devletinin de kurulmasını sağladı. Niye? Çünkü biz de dedik ki o zaman biz de Türkiye Cumhuriyeti'ni kuracağız. Milliyetçilikle alakalı Türk Tarih Kurumu'nun kurulması. Türk Dil Kurumu'na baktığımızda yine milli kültürü, milli kimliği, az önce senin söylediğin gibi milli bilinci ve dil bilincini artırmak amacıyla yine Mustafa Kemal Atatürk'te dilimizi korumak için ve milliyetçilik ilkesi doğrultusunda Türk Dil Kurumu'nu kuracak ve yine burada da çalışmalara katılacak. Üniversite reformuna baktığımızda çağdaş, bilimsel, akılcı eğitim için Malç'e bir rapor yapacak. Diyecek kardeşim böyle olmaz. Siz tanıdıklarınızı alıyorsunuz üniversitelere. Artık üniversite sınavları olmalı diyecek ve e, Darül Darülfünun'un yani İstanbul Üniversitesi'nin eski adı duyarsı olduğunu, hiçbir şekilde modern eğitim vermediğini söyleyecek. Bu çalışmalar sonrasında üniversite sınavları gelecek ve ardından da çağdaş bilimsel eğitime geçilecek. Bu da yine batıya yöneldiğimiz için İnkılapçılık ilkesiyle alakalı Tonguç evladım benim. Geldik ekonomi alanında yapılan yeniliklere. Şimdi öncelikle İzmir İktisat Kongresi yapılacak Lozan Konferansı sırasında burada misak-ı iktisadi kabul edecek. Yani ulusal e, ekonomik yemin. Biliyorsun misak-ı milli vardı. Bu ulusal yeminimizi Kurtuluş Savaşı sırasında. Misak-ı milli neyle alakalı Tonguç evladım benim? Milli egemenlikle alakalı. Hayır. Misak-ı milli temelinde milli bağımsızlık alakalı. Niye? Biz ulusal bağımsızlığımızı sağlamak için kapitülasyonları kaldıracağız. İşte e, sınırlarımızı belirleyeceğiz demiştik ve misak-ı milli temelinde milli bağımsızlık alakalı. TBMM'nin açılması, Cumhuriyet'in ilanı, işte saltanatın kaldırılması, seçimler milli gemenlikle alakalı. İzmir İktisat Kongresi yine misak iktisadi ulusal bir yemin yapılacak. Ekonomik anlamda ve burada da milli bağımsızlığımız, ekonomik bağımsızlığımız konuşulacak. Sonrasında aşar vergisi kaldırılacak çiftçiden alınan vergi bu halkçılık ilkesiyle alakalı olacak. Ve aynı zamanda e, kabotaj kanunu gelecek. Kabotaj kanunu da yine kapitülasyonların devamı niteliğinde, kapitülasyonların kaldırılmasının devamı niteliğinde Türk denizlerini işletme hakkı yine bize geçecek. Bu da milliyetçilikle alakalı. Bir de halkımız zor durumda ama onları sanayiye teşvik edeceğiz. Halkçılık ilkesi doğrultusunda teşvik et sanayi kanunu çıkarılacak. Gel şimdi başlayalım. 1923'te Lozan Konferansı sırasında biliyorsun bizi ezmeye çalışmışlardı. Kapitülasyonları kaldırmayacağız demişlerdi. Bize küçük sandalye vermişlerdi. İsmet İnönü de bakın buraya bir sürü kan dökerek geldik. Bizi yeniden savaşa zorlamayın deyince adamlar konferansta biraz mıy mıy gıy Biz konferansı terk etmiştik. Sonrası o sırada İzmir'de iktisat kongresi yapıyoruz. Amacı milli ekonomiyi belirlemek. Kimler katılıyor? Farklı kesimlerden 1135 kişi katılıyor. Neden? Topik gün kalkınmayı sağlamak istiyoruz. Ve misak iktisadi kabul ediyoruz. Yani kapitülasyonları kaldıracağız. Milli bir ekonomi kuracağız diyoruz İzmir İktisat Kongresi'nde. Burada tarım alanında yapılan çalışmalara baktığımızda 1925'te aşar vergisi kaldırılıyor. Niye? Köylünün üzerindeki yükü hafifletmek. Normalde devletin gelirlerini %25'ini oluşturuyor aşar vergisi. Ama Atatürk çiftçiden şimdi vergi mi alacağız zaten zor durumdalar diye aşar vergisini kaldırıyor. Tarım uzmanı yetiştirmek için yüksek ziraat enstitüsü kuruluyor. Ve gaz orman çiftliği de yani Atatürk orman çiftliği Ankara'daki modern tarıma örnek olsun diye Ankara'da kuruluyor. Burada Atatürk gerçekten yeni Türkiye Cumhuriyeti'ni kurar gibi Ankara gibi böyle Bozkır'ın ortasındaki kurak bir yeri güzel bir şehre dönüştürüyor, orayı ağaçlandırıyor. Şimdi sanayi ve ticaret alanında yapılan çalışmalara baktığımızda 1924'te Türkiye İş Bankası kuruluyor yatırımcıların sermaye ihtiyacını karşılamak için. Niye özel bir banka iş Bankası? Burada hatta burada Atatürk'ün hisseleri de var. Onu da Türk milletine bağışlattı Türk. İş Bankası esasında yatırımcıların sermaye ihtiyacını karşılamak için kuruluyor. 1920'de Teşvik Sanayi Kanunuyla girişimciye yani iş kurmak isteyenlere kredi ve vergi kolaylığı sağlanıyor ve yine Tüccar ve sanayicinin para ihtiyacını karşılamak için de Sanayi ve Maden Bankası, Sümer Bank ve Etibank kuruluyor. Tabi bunlar şimdi kapandı. Gelelim diğer çalışmalara. 1929'da büyük bir kriz oluyor. Ekonomik kriz oluyor. Büyük buhran deniyor buna. Amerika'daki bankalar batınca tüm dünyadaki bankalar sıkıntı yaşıyor. Her şey zordurma geliyor. Yerli malı sergileri açıyoruz. Yerli malını direkt e, kullanılması için ee, halkı bilinçlendiriyoruz. Niye? Çünkü yurt dışından mal alırsan yurt dışından para vermiş olursun. Mesela biz şimdi bu telefonu alıyoruz. Aa ne kadar iyi. Ama sen Amerika'ya para göndermiş oluyorsun. Ben burada çalışıyorum, çalışıyorum, çalışıyorum. Kazandığım parayla yerli malı alacağım ama yabancı mal alıyorum. Bu da yabancıların para kazanmasına sebep Dolayısıyla Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti kuruluyor. Halkı tasarruf yapmaya yönlendiriyoruz. Birinci beş yıllık kalkınma planı, sanayi planı yapılacak. Bir de MTA yani maden tetkik arama kurulacak. Yeraltı zenginliklerimizin tespiti ve işletilebilmesi için. Denizcilik alanında da 1 Temmuz 1926'ta kabotaj kanunu kabul ediliyor Türk kara sularına gemi işletme hakkı Türklere veriliyor Bu da yine milliyetçilik ilkesiyle alakalı Neden? Çünkü kapitülasyonlar bizi ekonomik bağlamda bitirmişti Zor durumda bırakmıştı Kapitülasyonları kaldırınca rahatlıyoruz Ama hala denizlerimiz yabancıların kontrolünde Yani Türk denizlerinin gemilerin kontrolü Türk denizlerinin gemilerden alınacak Vergiler yabancılardaydı Mustafa Kemal diyor ki bir dakika ya. Türkiye Türkleridir kardeşim ne yapıyorsunuz dedi. Ve milliyetçilik ilkesi doğrultusunda Türk kara yani Türk denizlerinde gemileri kontrol etme hakkını bizlere Türklere veriyor. Şimdi dersimizin başında yaptığımız duyuru bir kez yapıyorum. Hızlanma programımız geliyor arkadaşlar 4 Mart'ta. Hızlanma denemeleri zaten kamp adını veriyor. Burada çok güzel bir şekilde denemeler çözeceğiz ve analizler yapacağız. Matematikte matematik denemeleri branş denemesi bunlar. E, Türkçe'de paragrafons direkt paragrafta hızlanmayı sağlayan Özel kitaplarımız var ve sizlere bu üç kitabı aldığınızda ana denemelerini, birinci dönem ana denemelerini hediye ediyoruz. Hızlanma programında hep beraber görüşmek üzere diyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yapın, yorumları yollayın. Meydan okuma testinde de bu konuyu anlamadığınızı hep beraber göreceğiz. Şimdiden hepinize iyi çalışmalar.